tütün ürünleri bağımlılığı, öğleden sonra alkol bağımlılığı ele alınacaktır. Tütün bağımlılığı konusunda Doktor Büşra Siirt İl Sağlık Müdürlüğü'nün düzenlediği Ben Olsaydım Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı başladı. Daha önce ilçelerde düzenlenen çalıştayın il merkezindeki Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştiriliyor. İki gün sürecek çalıştayın ilk gününde açılış gerçekleştirildi ve tütün ile alkol bağımlılıkları ele alındı. Açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Doktor Erol Emre Ömür, bağımlılıkların ve özellikle uyuşturucunun günümüz toplumları için büyük tehlike arz ettiğini belirterek şunları aktardı. Bugünkü çalıştay bizlerin çok önem verdiği bir çalıştay. Maalesef uyuşturucu ve madde bağımlılığı bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde maalesef tehdit ediyor. Hiç kimse bize bir şey olmasın demesin, hiçbir aile bize bir şey olmaz demesin. Maalesef uyuşturucu kullanımı ilkokullara kadar düşme eğiliminde, köylere kadar ulaşmış durumda ve bize nefesimiz kadar yakın. Böyle bir önemli konuda sizlerle beraber bir çalıştay yapıp bunu rapor haline getirip bakanlığımıza rapor halinde bildireceğiz. Ben Olsaydım temalı bu toplantıya hepiniz şeref verdiniz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Vali Yardımcısı Samet Öztürk'te yaptığı konuşmada bu çalıştayın 81 il ve 922 ilçede düzenlendiğini belirtti. Bağımlılığın, ülkemizin bağımsızlığını da ilgilendiren bir konu olduğunu ifade eden Öztürk şöyle dedi. Ülkemizde bağımlılıkla mücadele kapsamında çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Projeler uygulanmaktadır. Bu kapsamda 2022 yılı içerisinde bağımlılıkla mücadele yüksek kurulunca alınan kararlar doğrultusunda Ben Olsaydım temasıyla 81 ilde 922 ilçede bu çalışma gerçekleştirilecektir. Ben Olsaydım projesi kapsamında bağımlılıkla mücadelede başarıya ulaşmak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, basın yayın organları gibi toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyacı olduğumuzu tekrar hatırlayacağız. Bu çalıştayla birlikte bağımlılıkla mücadelede çözüm önerilerini Siirt özelinde değerlendirip ilgili kurumlarımızın bilgilerini, ellerindeki verileri paylaşmalarıyla beraber Siirt'imizin genel resmini görmüş olacağız. Bu vesileyle eğer toplumda bir farkındalık oluşturabilirsek sorunun çözümüne de büyük kolaylık sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Yapılacak olan bu çalışma içerisinde bağımlılıkla mücadele, uyuşturucu ile mücadele, tütünle mücadele, alkolle mücadele ve diğer davranışsal bağımlılıklarla mücadele başlıkları altında değerlendirilecek. Zannediyorum burada 3 gün kadar devam edecek çalıştayımız. 2 gün. Kıymetli hazirum, bağımlılık konusu çok yönlü bir konudur. Birçok alt başlık halinde sebepleri, sonuçları ve diğer süreçler değerlendirilebilir. Ancak ben özellikle şunu belirtmek isterim ki, bağımlılık aynı zamanda bizim bağımsızlığımızı da ilgilendiren bir konudur. Hepimizin bildiği üzere bağımsızlığımızı hedef alan terör örgütleri, bağımlılık yapan hususlarla yakından ilgilenmekte, kendi gelir kaynaklarını arttırmak için bunları fazlasıyla kullanmaktadır. Bağımlılıkla mücadele ettiğimizde aynı zamanda bağımsızlığımızı da koruduğumuzu iyi bilmemiz gerekir. En başta önleyici tedbirleri daha fazla dikkate alıp, bağımlılığı oluşmuş kişilerin aileleriyle işbirliği yaparak, toplumumuzla işbirliği yaparak bağımlıları bu bataktan kurtarmak için daha fazla gayret sarf etmemiz gerekiyor. Açılış konuşmalarının ardından çalıştığın ilk oturumu Doktor Büşra eski Fıruncu'nun tütün bağımlılığı ile mücadeleyi anlatan sunumu ile devam etti. Ölümlerin %23'ünün tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle meydana geldiğini belirten Doktor eski Fıruncu, aktif ve pasif içiciliğin yanı sıra sigara kokusunun mekanlardaki eşyalara sinmesinden oluşan içiciliğe dikkat çekti. Anne adayıyla alakalı etkenlere bakacak olursak, anne adayımız eğer sigara kullanıyorsa daha erken menopoza girmeye başlar. Daha geç ve daha zor gebe kalmasına sebep olur. Sahip olduğu gebeliğin düşük ihtimalini arttırmış olur. Veyahut da gebelik sağlıklı bile olsa daha düşük doğum ağırlıklı bir bebek doğmasına sebebiyet verebilir. Diyelim ki annemiz gebelik boyunca sigara kullanmaya devam etti ve bırakmadı. Bu doğacak olan bebeğin daha düşük doğum ağırlığında doğmasına sebebiyet verir ve İlerleyen zamanlarda çocuğumuzun daha sık hastalanmasına, büyüme gelişme açısından biraz daha geride kalmasına, astım, bronşit gibi hastalıklara daha sık yakalanmasına sebep olur. Yani aslında çocuğumuz iyileşmiyorsa, devamlı devam eden bir hastalık durumu varsa biraz dönüp kendimize bakmamız lazım. Eğer biz sigara kullanıyorsak onu hasta eden aslında biziz ne yazık ki. Organ hasarlarına devam edecek olursak bir diğeri beyin.
Beyin hastalıklarında en sık karşılaştığımız inme yani felç riskini arttırdığını 2,5 katına kadar biliyoruz. Onun dışında Alzheimer olgularının artık %50 sebebinin sigaraya bağlı olduğunu biliyoruz. Parkinson'da ise biraz daha farklı bir gerçek var ki, eğer kişinin anne ya da babası sigara kullanıyorsa Parkinson'a yakalanma ihtimali maalesef çok daha yüksek oluyor. Yani şöyle düşünelim, biz sigara kullanıyorsak çocuğumuzu diğer sistem hastalıklarına ek olarak bir de Parkinson hastalığına mecbur olmaya zorunda bırakıyoruz. O yüzden biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Epilepsi yani sihir hastalığını duymuşsunuzdur. Özellikle 18 yaş altı, 18-15 yaş arası bireylerde nöbet geçirme ihtimalinin çok daha fazla arttırdığını biliyoruz. Benim şu anda takip etmekte olduğum bir hastam var bu şekilde. 15 yaşında bir çocuğumuz bir gün boyunca 2,5 paket sigara içtiği için ilk sihir nöbetini geçiriyor. 3,5 aydır takibimizde, çok şükür ki şu anda sigara kullanmıyor ve nöbeti bir daha tekrarlamadı. Ama tabii ki tekrar sigara kullandığında bu durum tekrar edebilir mi? Edebilir. Sindirim sistemi hastalıklarından en sık dikkat çekmek istediğim reflü. Yani midemizden yukarıya doğru gelen bir acı su, göğsümüzün arkasında bir yanma hissi. Bu sigara kullanıcılarının çoğunda vardır aslında. Genelde bunu yediğimize içtiğimiz şeylere bağlarız ama kişi eğer sigara miktarını azaltırsa, tamamen bırakmadığı takdirde bile ciddi bir rahatlama fark eder. Hani diğer hastalıklara tek tek saymayacağım. Kısa vadede en iyi faydayı gördüğümüz hastalığımız reflü hastalığı. Kemik erimesi. Bu resimde gördüğünüz gibi kemiklerimiz ilk görseldeki gibi gayet yoğun, dolgun bir yapıya sahiptir. Ama biz sigara kullandıkça vücudumuza aldığımız D vitamini metabolizmasını biraz etkiliyoruz. Ondan göreceğimiz faydayı azaltıyoruz ve kemik yoğunluğumuz giderek şekilde gördüğünüz gibi azalmış oluyor. Daha kırılgan, daha hassas kemiklere sahip olmuş oluyoruz. Değinmek istediğim bir nokta. Çocuğumuz sigara kullanıyorsa. Bu noktada biraz daha dikkat etmek istediğimiz şeyler var. Çünkü anne babalar olarak biraz daha belli konularda net olmamız gerekir çocuğumuza karşı. Birincisi nasihat dilini kullanmamak gerekir. Çünkü nasihat dilini kullandığımız zaman maalesef bizi dinleme ihtimalleri yarı yarıya azalmış oluyor. İkincisi çocuğumuzu sigarayla beraber yakaladığımızda ya da içerken gördüğümüzde ona zarar vermeden tepkimizi dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü iş sözel ya da fiziksel şiddete devam ettiği zaman rengi değişiyor. Ondan dolayı kesinlikle ona zarar vermeden derdimizin tamamen onun sağlığı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. İlk oturum, Dr. Cansu Karabiber'in çalıştığın amaçlarını anlatması ve soru cevap ile öneriler bölümü yönetmesiyle tamamlandı. Çalıştay'a bazı kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum örgüt temsilcileri, öğretmenler ve muhtarlar katıldı.